Hazreti Mevlana'nın aşk ve vecdinden sırlar, hikmetler ve rumuzlar. Osman Nuri Topbaş. Oku ve dinle. Sır ve hikmetleri oku. Cenab-ı Hak insanı kun. Ol sözüyle halk etmiştir. Hidayet için yine insana kelamını göndermiştir. İnsanı terbiye için vazifelendirdiği peygamberler de ayetleri tilavetle, zikir, hikmet ve güzel öğütlerle yani yine sözün en güzeliyle insanı irşad etmişlerdir. Rabbimiz bu hakikatle ilk vahiyi, iqra, oku emri ilahisi ile göndermiştir. Oku, ilahi kelamı oku. Oku, kainat kitabını oku. Yani tefekkür et. Oku, kendini oku. Kendi hiçliğini idrak et. Rabbini tanıyabilmek için önce kendini tanı, kulluğunu bil. Hazreti Mevlana da işari, edebi ve tasavvufi bir Kur'an tefsiri olan mesnevisine Bişnev, Kur'an'ı dinle diyerek başladı. Müşrikler Kur'an'ı dinlemeyin diye propaganda yaparlar, hatta gürültüler çıkarırlar yahut getirdikleri acem masallarını süslü cariyelerine okutarak Kur'an'ın mesajının dinlenmesine mani olmaya çalışırlardı çünkü Kur'an'ı dinleyen onun muazzam tesiri altına giriyordu müminlerse semi'na ve ata'na işittik ve itaat ettik duyduk ve uyduk diyerek iman ve teslimiyetlerini ifade ediyorlardı. Mevlana Hazretleri şöyle der. Kulağın duyuşu anlayışları değiştirir. Gözün apaçık görüşüyse özü değiştirir. Demek ki hak ve hakikati dile getiren Allah kelamına ve hak dostlarının hikmetli nasihatlerine kulak kesilmek gerek. Hazreti Mevlana yine der ki, söz söylemek için önce duymak gerek, bunun için söze dinlemek yolundan gir. Cenab-ı Hak, ilahi talimatlarını tebliğ etmeleri için peygamberler göndermiştir. Peygamberler insanlara ayetleri tebliğ eder, onların gönül dünyalarını temizler ve onlara kitapla hikmeti talim ederler. Son peygamber Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden sonra ise onun varisleri olan rabbani alim ve arifler insanlara sır ve hikmetleri beyan ederler. Bu sırları alabilecek gönül kıvamı herkeste bulunmaz. Bu sebeple onları dinlemek ve onların irşadından istifade etmek lazımdır. Her gönül gizli sırları duysaydı, dünyada harfle ses olur muydu hiç? Hak dostları gönül deryalarının derinliklerinde sır ve hikmet tecellilerine nail olurlar ve bizler için o sırların tercümanlığını yaparlar. Nurettin Topçu'nun dediği gibi bizim onlardan işittiklerimiz ancak ta denizin dibinden gelen köpüklerdir. Biz onu Mevlana zannediyoruz.'' Her halükarda insan hidayete muhtaçtır. Bu hidayete vahyin rehberliği olmadan sırf aklıyla ulaşması mümkün değildir. İnsan haddini bilmelidir. O yeryüzündedir. Maddi rızıklar olan yağmur, ışık, nur, sıcaklık gibi Manevi rızıkları da semavidir. Bu sebeple insanın yeryüzünde elde ettiği fani bilgi ve maddiyatla böbürlenerek ilahi talimatlara karşı müstani bir hale bürünmesi ne acı nasıl bir nankörlüktür. Bu tür bilgi sahibi oluş insanı cahilleştiren bir gaflete sebebiyet verdiği zaman hiçbir kıymete sahip değildir. Asıl bilgi odur ki daima insanı marifetullahın eşeğine götürsün ve hiçlik deryasında arifler kervanına dahil etsin. Yani hiçbir bilgi insanı Rabbine karşı cahilleştirmek için olmamalıdır. Çünkü bilginin asıl maksadı kulu Allah'a karşı cehalete düşmekten kurtarmaktır. Mevlana Hazretleri der ki, yer gökyüzüyle düşmanlığa kalkışırsa çoraklaşır, ölü hale gelir. İnsan kime muhtaç olduğunu iyi bilmeli, ondan yardım talep etmeli. İnsan ilahi mesajları okur ve onları dinlerse, aklını vahyin muhtevasında çalıştırırsa, en güzel tefekküre nail olur. Tefekkürle hayat bul. Mevlana Hazretleri şöyle der, Ey kardeş, sen tefekkürle hayat bulmalısın bedenin kemik ve etten ibaret, hayvanlarda da aynı. Eğer tefekkürün gül ise, sen gül bahçesindesin, yani dünya cennetindesin. Tefekkürün diken ise, külhan kütüsün. Bu tefekkür, müminin gönlünden, ahlakına ve yaşayışına yansır. Bu sözün bir başka anlaşılma şeklini de Hazreti Mevlana şöyle söyler. Sen hatırlanması ve dile getirilmesi güzel olan bir söz ol. Çünkü insan kendi hakkında bir şahitlik olarak kendisini hayırla yad eden güzel sözlerden ibarettir. Tefekkür bir iman anahtarıdır. Hak ve hakikate karşı ama olmayan bir kişinin kainattaki ilahi imzayı, nadide nakışları ve sonsuz kudret akışlarını görmemesi mümkün değildir. Öyle ki başındaki göz ama bile olsa yine de o basiret gözüyle aşikar olarak görür. Ama olan bir kimse bile noksansız bir güneşin doğduğunu hararetinden anlar. Fakat kalp gözü ama olursa ona da en aşikar hakikati dahi göstermenin imkanı yoktur. Bakışı eksik, görüşü kıt olan yarasanın gözleri güneşin ışığını da göremez. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kafirler için summun bukmun umyun onlar kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler buyurur. El-Bakara 18 Çünkü hakkı görmezler hakikati işitmezler ve kalpleriyle, dilleriyle ikrar edip imana gelemezler. İnsanı bu hale gaflet düşürür. İki parmağının ucunu iki gözüne koy. Dünyadan bir şey görebilir misin? Görmüyorsan bu alem yok değildir. Görmemek ayıp ve kusuru ancak nefsin uğursuz iki parmağına aittir. Sen evvela gözlerinden parmaklarını kaldır. Ondan sonra dilediğini gör. İnsan gözden ibarettir. Geri kalansa cesettir. Göz ise ancak gerçek dostu, yani hakkı görene denir.'' Gaflet hakiki tefekkürü dondurur. O halde onu ısıtıp harekete geçirecek bir hararete ihtiyaç vardır ki Mevlana Hazretleri bunun zikir olduğunu şöyle belirtir. Zikir düşünceyi harekete geçirir. Zikri şu donmuş fikre bir güneş yap. Göz ve gönül böyle bir zikir ve tefekkürle nurlandırılırsa, kalp gözü hakikatleri seyretmeye başlar. Hakkı tanıyan iki göz sahibi olursan, iki dünyayı da dostla dop dolu görürsün. Böyle bir göz insana rehberlik eder. İnsana kimse gözü gibi rehberlik edemez. Nitekim Hazreti Yusuf kendisine hey tellek gelsene bana diyen Züleyha'nın cazibesinden Rabbinin bürhanını görerek kurtuldu. Allah'a sığındı. Demek ki onun gözü hakkı hak ve batılı batıl görebilmişti davet edildiği nefse hoş gelen zina'nın aslında ateş olduğunu yılanlar akrepler gibi korkunç bir halde olduğunu görebildi. O esnada köle edilip babasının yanından uzaklaştırıldığı için yanında onu terbiye edecek ne babası ne de hocası vardı. Fakat onun tenhada da kalbine ve diline maazallah dedirten bir takvası vardı. İnsana değer veren de budur. Hayvan nasıl kabiliyetiyle değer kazanırsa, insan da aklını ve kalbini kullanmasıyla değer kazanır. Günümüzde akıl daima vahyin mukabili ve rakibi gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Halbuki böyle bir akıl kontrolsüz, şaşkın ve tenakuzlarla dolu felsefeci akıldır. Gerçek akılsa insana yanlışlardan koruyan, ilahi hakikatleri okumasını ve dinlemesini sağlayan mekanizmanın adıdır. Yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kurban olmuş olan akıldır. Mevlana Kaddesallahu Sirrahu ne güzel söyler. Akıl zaruridir. Ama insanda ancak aklın sınırlı olduğunu anlayacak kadar akıl olmalıdır. Eğer insan aklın sınırlı olduğunu idrak edemeyecek kadar akılsız ise, o aciz ve fani aklıyla dini de kendisi vaz etmeye onun üzerinde fikir yürütmeye kalkar. Hazreti Mevlana uyarır. Dinin aslını anlamaya imkan yoktur. Ona ancak hayran olunur. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın şu sözü de bu hakikatin güzel bir ifadesidir. Eğer din rey ile olsa ayakların altına mesetmek üstüne mesetmekten daha evla olurdu. Ahir zaman fitnesi olan modernistler ve tarihselciler boş felsefelerini ve kör akıllarını Kur'an ve sünnetin üzerinde görmeye kalkan ahmaklardır. Böylelerinin ilmi yine Mesnevi'de anlatılan şu kıssaya benzer. nefsi emmarenin ahmaklığı. Hazreti İsa sanki kendisini bir aslan kovalıyormuş gibi canhıraş bir şekilde kaçıyordu. Adamın biri bu hale hayret ederek ardından koştu ve şöyle seslendi. Hayrola, ürkütülmüş bir kuş gibi çırpına çırpına niçin ve nereye kaçıyorsun? Arkanda kimse yok. İsa aleyhisselam o kadar hızlı koşuyordu ki acelesinden adamın sualine cevap veremedi. Onun bu şekilde kaçışını merak eden adam nihayet ona yaklaştı ve tekrar sordu. Ey Ruhullah, senin bu kaçışın benim için bir muamma oldu. Kimden kaçıyorsun? Bunun üzerine Hazreti İsa aleyhisselam ahmaktan kaçıyorum, ahmaktan git bana mani olma ki kendimi kurtarayım diye karşılık verdi. Bu sefer adam, sen nefesiyle körlerin ve sağırların şifa bulduğu Mesih değil misin? diye ona mucizelerini hatırlattı ve bu kaçışın hikmetini sordu. İsa aleyhisselam, evet ben ismi azamı sağır ve köre okudum, onlar iyileştiler. Ölüye okudum, dirildi. Fakat o duayı bir ahmağın kalbine şefkat ve merhametle binlerce defa okuduğum halde fayda vermedi. O ahmak katı bir taş kesildi, lakin ahmaklığından vazgeçmedi. Çorak bir kum oldu da ondan bir ot bile bitmedi dedi.'' Bu sözleri duyan adamın hayreti daha da arttı ve merakla Hazreti İsa'ya sordu. İsmi Azam bu kadar şeye tesir edip şifa verdiği halde niçin ahmaklığa tesir edememiştir? Halbuki diğerleri de bir hastalıktır. Onlara deva olup da buna olamayışının sebebi hikmeti ne olabilir?'' İsa aleyhisselam şöyle cevap verdi. Ahmaklık, kahrı ilahi olan bir hastalıktır. Diğerleri ise körlük gibi kahrı ilahiye uğramayan iptilalardır. İptila da bir hastalıktır ancak sadece müptelasına acınır. Ahmaklığa gelince o da bir hastalıktır Lakin ekseriya başkasını yaralar ve zarar verir. İşte bu zarara sebebiyet vermemek için nefsi emmare seviyesindeki ahmaklara ilim öğretmemek lazımdır. Ahlaksıza ilim öğretmek eşkıyanın eline kılıç vermektir. Böyle kişiler elde ettikleri bilgiyle sahih, müstakim dinin yolunu kesmeye çalışan eşkıyalar gibidirler. Onların sahip oldukları bilgiler kendileri için değersiz bir yüktür. Gönle nakşedilen bilgi insana yardım eder, dost olur. Fakat bedende yani zahirde kalan bilgi yük kesilir.'' Cenab-ı Hak, İsrail oğullarının ilmiyle amil olmayan alimlerini de kitap yüklü merkeplere benzetir. Demek ki insanı yücelten bilgidir. Fakat bilgi canlı olmalı ve insanı değiştirmelidir. Yoksa sözde ve dilde kalmamalıdır.'' Hazreti Mevlana'nın bahsettiği canlı bilgi, takva ile yoğrulmuş olan bilgidir. Çünkü takva, bilgiyi artıran ve derinleştiren, böylece insanı olgunlaştırıp kemale erdiren yegane amildir. Cenab-ı Hak buyurur, وَاتَّقُوا ve وَيُعَلِّمُكُمُ Takva sahibi olun, Allah size bilmediğinizi öğretir. El Bakara 282. Demek ki ilmin irfana dönüşmesi zaruridir. Faydalı ilim zihne depo edilen malumat değildir. Gönülde marifetullah'a vesile olan, ihlasla tatbik edilen ve sahibini Allah'a yaklaştıran ilim faydalı ilimdir. Çünkü ilim tatbikat ister. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asr-ı saadette ilmi gönülden gönüle tahsil ettirmek için devrimizde akademi dedikleri tarzda ashabı suffeyi kurdu. İlmi daima tatbikatıyla beraber öğretti. Yani suffe talebeleri ne öğrendilerse, o ilimle ihlaslı bir şekilde amel etmek üzere tahsil ettiler. Peygamberimiz yaklaşık on ayet öğretir, ardından tatbikatını talim ederdi. Mesela infak ayetleri nazil olunca hepsi tatbik etmeye koştu. Fakir sahabiler dahi dağdan odun toplayıp sattılar, bedelini infak ettiler. Her şey böyle tahsil edildi. Rabbimizin Allah yolunda canlarınızla, mallarınızla cihad edin emrinin tatbikatını gazvelerde şehit olarak, gazi olarak gerçekleştirdiler. Ettevbe 41 Aynı zamanda burada adalet ve merhamet dolu bir savaş hukukunu öğrendiler. Esirlere insani muameleyi yine yaşayarak öğrendiler. Nitekim Bedir dönüşünde esirleriyle bineklerine münavebeli bindiler aile hukuku kul hakları miras tesettür haramlar helaller her şeyi böyle tatbikatıyla öğrendiler din böylece 23 senede ikmal edildi İkra, oku ile başladı el yevme ekmel turlekum dinekum ''Bugün size dininizi tamamladım.'' ayetiyle tamam oldu. El-Maide 3 Kur'an kültürü bu zaman zarfında hayatlara ve gönüllere nakşedildi. Bugün maalesef kuru bilgi ezberine ilim denir oldu. Bu bilgi yığınlarının maalesef hiçbir faydası olmuyor. Bilakis, zararı oluyor. Eğer ilim irfana dönüşmezse, salih ameller halinde amel defterine nakşedilmezse, heba olur gider. Mevlana Hazretlerinin dediği gibi, kalemin rüzgardan, kağıdın sudan olursa ne yazarsan derhal yok olur. Hakikaten fani insan, öğrendiklerini unutur. Fakat ihlas ve takva ile işlediği makbul salih ameller unutulmaz. Bu olgunluktaki kimseler günahlarını da hiç unutmazlar ve devamlı istiğfar halinde olurlar. Çünkü ahirette istifade buna bağlıdır. İşte akıl bunu idrak edecek akıldır. Akıl, sonradan ah çekmek için değil, düşünüp tedbir almak içindir. Vahin muhtevasından kaçan aklı, nefsin, şeytanın ve dünyanın türlü türlü desiseleri, tuzak ve hileleri doğru yoldan saptırır ve yanlışlara sürükler. Ona ahmakça tercihler yaptırır. Mevlana Hazretlerinin teşbihleriyle merkep müşteri olup bir şey alacak olsa elbette ham kavunu alırdı. Nice balık vardır ki su içinde her şeyden eminken boğazının hırsı yüzünden oltaya tutulmuştur. Nefsaniyete zebun olan akıl sahibini böyle hatalardan koruyamaz. Zira o, ebediyet yolları hakkında malumat ve tecrübe sahibi değildir. Ölüm ve ötesi hakkında yegane mürşit, Allah'ın kelamı ve elçileridir. Yani vahyin talimatlarına uymaktır. İnsan bekayı arzular, faniliğe isyan halindedir. Dünyadaki huzursuz çırpınışları da aslında bu arayışın tezahürleridir fakat yanlış yerde aramaktadır. Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak onu aramamak demektir. Bir hak dostunun dediği üzere dünyadan ebedilik isteme kendinde yok ki sana da versin. İnsan dünyaya dünya sırlarını anlamak için gönderilmiştir. Bu sırları öğretecekse hak dostlarıdır. Gönlün yitirdiği hikmet kumaşı gönül ehlinin katında ele geçer. Hak dostları manevi istidat ve kabiliyetleri görüp inkişaf ettirebilme melekesine sahiptir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali, Muaz bin Cebel, Abdullah bin Ömer, İbni Abbas, İbni Mesud radıyallahu anhüm ve emsali genç ashabıyla hususi ilgilenir, onların istidatları istikametinde terakki etmelerine vesile olurdu. Onlar da Allah Resulü'nü canlarından çok severler. Onun bir tek arzusunu yerine getirebilmek için her şeylerini feda ederlerdi. Onlar cahiliye karanlığında iken kaba, nadan kişilerdi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gönlündeki muhabbet ateşi bir biiznillah Onların kalplerini eritti. Katı taş olsan, mermer kesilsen bile bir gönül sahibine ulaştın mı, inci olursun. Kız evlatlarını diri diri gömen, enaniyet yüzünden çıkardıkları kabile savaşlarında çölleri kana bulayan insanlar gözü yaşlı rakik, muhabbet dolu arifler haline geldiler. Mevlana Hazretleri, Selçuklu Medresesinde ilmin zirvesinde bir dersi andı. Fakat Şems-i Tebrizi Kaddesallahu Sirrahu ile karşılaşıncaya kadarki halini hamdım diye ifade eder. Şems, onun mana okyanusu olmaya istidatlı gönül deryasını ilahi aşk ateşiyle tutuşturdu. O zamana kadar zahit bir alim olan Mevlana Hazretleri bundan sonra aşk ve heyecanıyla coşan, kabına sığmayan, bağrı yanık bir arif oldu. Hikmet ve sırlara vakıf olduğu zamanları, Piştim. Kainat kitabının sayfalarını çevirerek vardığı marifetullah devresini de yandım diye ifade etti. Mevlana Hazretleri bu sebeple daima hakiki bir hak dostunu bulmaya ve onun sohbetinden istifade etmeye teşvik eder. Hak dostu bir kişiye kul olmak padişahların başlarına tac olmaktan iyidir. Tarihimiz bunun sayısız misalleriyle doludur. Yunus Emre Hazretleri der ki, Tapduk'un tapusunda, kul olduk kapısında, Yunus miskin çiğ idik, piştik elhamdülillah. Bursa kadısı iken, nefsinin enaniyetinden korkan, ve Üftade Hazretlerinin dergahında hizmetkar olup, çarşılarda kaftanıyla ciğer satan Aziz Mahmud Hüdayi, nail olduğu feyiz ve ruhaniyetle sultanların hizmet ettiği bir hak dostu haline geldi. İlmi derecesi sebebiyle kendisine Şemsü güneşler güneşi denilen Halid-i Bağdadi Hazretleri manevi irşat için bir yıllık yol giderek Hindistan'da Abdullah Dehlevi Hazretlerine talebe oldu. Dergahın tuvaletlerini temizleyip sırtında su taşıdı. Fakat samimi sebatı neticesinde memleketine dönerken üstadı tarafından şehrin dışına kadar uğurlandı. Allah ile manen oturup kalkmak isteyen kişi veliler huzurunda otursun. Velilerin huzurundan kesilirsen helak oldun gitti. Cenab-ı Hak dostlarını karanlıklardan nura çıkaracağını vaat buyurmuştur. Dostluğuna erenlere dünyada ve ahirette destek olacak melekler gönderir. Onları ahirette korku ve hüzünden muhafaza eder. Sadıklarla ve salihlerle beraber olan müminler de onların halleriyle hallenerek, onların ruhani dünyalarından hisseler alarak kendilerini gafletten muhafaza ederler. Rabbimiz, Fahri Kainat Efendimizin ve talebeleri olan hak dostlarının feyiz ve ruhaniyetinden istifade edebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Dünyada sünnet ve siretlerinden, ahirette de şefaatlerinden müstefid olmayı ihsan buyursun. Amin.